Bir anı meyusiyet. Bu şiirimi bestekârı meşhur Hafız Saadettin Beyefendi bestelemiş ve Muganiye'yi şehire Safiye Hanım okuyup fonograf plağına nakletmiştir. Büyük dostum Abdülhak Hamit Beyefendi'ye bu şiiri Kıbrıslı Şevket Bey vasıtasıyla takdim etmiştim. Merhumu muhterem pek ziyade takdir etmiş ve eseri firaş olduğu halde birkaç kere okumuş. Ömrümün neşesiz geçti baharı. Neyleyim baharı gülsüz olunca? Bir tutsam gerektir yâru âyârı, gurbet ellerinde öksüz olunca. Gönül elindendir feryadu zarım. Şu nankör aşkımdan ben de bizarım. Ruhum azat olur belki mezarım. Ayaklar altında dümdüz olunca. Diyorlar ki rıza döner bu alem, encamına varır bu devri sitem. Benim gözümde fer kalır mı bilmem, bu uzun geceler gündüz olunca. Amman, Eylül 1930. Meşhur Muganiye Safiye Hanım'a. Sabah güneşinin şen nuru gibi, ıssız ufuklara can verdi sesin. Gönüllerde aşkın zuhuru gibi ne güzel ne büyük bir mucizesin. Bir onmaz elemdi ruhumda hasret, sesini duyunca dindi o sızı. Sen ey İstanbul'un füsunkâr kızı, ezayı ruhumu anladın elbet. Bildin ki sebep yok hasretten başka, benliğimi saran sarsarı aşka. Müessir sesinle şiirimi inlet, derdi hicranımı herkese dinlet. Cünye 2 Teşrini evvel 1935. Bu manzumenin bundan evvelki şiirle münasebeti vardır. O şiiri meşhur bestekar Hafız Saadettin bestelemiş ve bana nazikane bir mektupla iki plak göndermişti. O zaman ben Cünye'de yerleşmiştim.
Ertesi sabah erkenden plakları dinledik ve çok zevki yap olduk. Hafız Saadettin'e bir cevapname ile teşekkür ettim ve fotoğraf takdim ettim. Safiye Hanım için de hemen bu şiiri bir büyüyecek fotoğrafın kenarına yazıp göndermiştim. Rıza Tevfik Bölükbaşı.